Selam. Uzun zamandır alışveriş videosu çekmiyordum çünkü kitap da okumuyordum. Umarım tekrar kitap okumaya başlayacağım. Aylardır gerçekten doğru düzgün kitap okuyamıyorum. Çok sinirim bozuyor. Uzun bir süre KPSS'ye hazırlandım. Ondan sonra da bir türlü kendimi toparlayamadım. Ama artık yine hayatımı düzene sokmaya karar verdim. Planlı yaşayacağım. Sanırım pek yaşamıyorum. Yani sadece yatıyorum ve zamanın geçmesini bekliyorum. Bu korkunç bir şey. Neyse, çok uzatmayalım. Videoya geçelim. Ben tek tek bunun içinden çıkartayım bence. Ya da dökeyim. Çok iyi durdu. İlk olarak bu kitaptan başlayacağım. Yakın zamanda İnanla Witcher'ın 3 çizgi romanını okumuştuk. Ki o videonun yorumlarından 4. kitabın da çıktığını öğrendik. Çizgi romanları çok beğenmiştim. O videonun linkini yukarıya koyacağım. Bir göz atarsanız merak ediyorsanız. Bu daha inceymiş. Şimdi elime aldığımı da fark ettim. Birazdan okuyup bitirir. Belki inanla tekrar video çekerim. Maalesef yine parlak kağıt ama. Bunları okumak çok zor oluyor. Çünkü ışıktan sürekli parlıyor. Başta bunu gördüğümde çok sevinmiştim. Diğer kitapta da ama sonradan bunun bir dezavantaj olduğunu fark etmiştim. Bu arada kitabın adı Et ve Alev. Kızımla ekonomi sohbetleri. Ekonomi hakkında bilgi sahibi değilim ve bu kitapta tam olarak bunun içinmiş zaten. 10 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi basit bir şekilde ekonomi tarihi anlatılmış, ekonominin kendisi anlatılmış. Umarım bununla birlikte ben de ekonomiye giriş yapacağım diyelim. Bacaklarım ağrıdı biraz. Kitabın yazarı 2015 yılında Yunanistan'da Maliye Bakanlığı yapmış sanırım. Böyle kitap hakkında bir şeyler araştırırken ona denk geldiğimi hatırlıyorum. Ama sadece bunu hatırlıyorum. Doctor Who. Bunu aldığımı unutmuştum. Bu arada tekrar Doctor Who izlemeye başladım. 7. sezonda bırakmıştım. Devamını bilmiyordum. Bir yaşlı doktor, ondan sonra kadın doktor geldi. Ve yaşlı doktora nedense pek alışamadım. Sevemedim ama yavaş yavaş sevmeye başlıyorum. Evet. Bu yaşımla mı alakalı bilmiyorum ama eski bölümleri daha çok seviyordum. Bu arada hemen geliyorum. Geldim. KPSS sürecinde bu kitabı okumuştum. 11 öyküden oluşan. İçinde çok sevdiğim öyküler olmuştu. Hatta KPSS bitince direkt Doctor Who izlemeye başlayacağım. Diğer kitaplarını da alacağım, okuyacağım diyordum. Ki o gün geldi. Efsane devam ediyor. Hangi kitabı önce okuyacağım karar veremiyorum şu an. En kötüsü de bu. Bu kitap diğer kitapları alırken önerildi bana. Yani sitede gördüm tamamen. Ve başlığından dolayı direkt ilgimi çekti. Keyif verici maddelerin tarihi. Tabii keyif verici maddeler deyince benim aklıma direkt yasaklı maddeler geldi. Ama arka kapağını okuyunca tütün, kahve, çikolata gibi maddelerden bahsedildiğini söylemiş. Tabii bağımlılık yapan maddeler de aynı şekilde. Günlük hayatta kullandığımız birçok maddenin tarihi anlatılmış. Bunun kapitalizmle ilgisinden de bahsedilmiş. Tam olarak bilmiyorum ama kitabın yorumlarına baktığımda Emrah Sefa Gürkan'ın da bu kitabı önerdiğini okudum. Flu TV'den beri takip ediyorum ve Flu TV'deyken maalesef daha çok seviyordum. Evet, her şeyin eskisini daha çok seviyorum. Bu kötü bir şey. Olsun. Hala izliyorum. Ve bayağı resimli bir kitap diyebilirim. Kaynakçayı saymazsak 228 sayfaymış. Bu kadar. 6. kitap ise Evrim kitabı. Evrim Ağacı sayfasını zaten takip ediyorum ama her zaman izleyemiyorum. Bayağı içerik var. Çok fazla video var. Ve sanırım birazcık geç başladım videolarını izlemeye. 50 Soru'da serisinden daha önce Yapay Zeka'yı okumuştum ve çok beğenmiştim. Basit sorularla güzel şekilde ele alınmıştı yapay zeka. Çağrı Mert Bakırcı da muhtemelen evrimi bu şekilde ustaca ele almıştır diye düşünüyorum. Umarım hoşuma gider ve biraz daha bilgilenirim bu konuda. Ne kadar video izlesem de ya da bir şeyler okusam da aklımda tutabildiğim konular değil bunlar. Burada bahsetmeyi unutmuşum ama Evrim Ağacı'nın bir tane de oyunu var. Benim gibi öğrenmekte zorlananlar için birebir. Gerçekten oyunu oynarken istemeseniz de öğreniyorsunuz. 261 sayfaymış bu da. Yapay zekaya göre daha kalın. Bu 50 soruda birçok konuda kitap var. Onları da okumak istiyorum. Geçelim diğer kitaba. Piyameter. Eğer videolarımı izlediyseniz Serkan Kara İsmailoğlu'nun diğer iki kitabını okuduğumu ve videolarının olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Biri Kadın Beyni, Erkek Beyni. Diğer kitabı ise Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum'du. Yine basit, akıcı bir dili vardı. Ama onlar bilimsel kitaplar olarak geçiyordu. Yani roman değildi. Bu ise nöroromanmış. Biraz ön yargılıyım. O yüzden bu kitabı almayı birazcık geciktirdim. Yani diğer kitaplar gibi yazması daha doğruymuş gibi geldi. Çünkü bir doktorun roman konusunda pek usta olabileceğini düşünmüyorum. Gerçi ben bunu anlamam muhtemelen. Ama hayatını buna adamış insanlar bunu çok daha net fark eder diye düşünüyorum. Gerçi şu an tamamen ön yargılı yaklaşıyorum. Belki de çok seveceğim, bilmiyorum. Göreceğiz, dediğim gibi daha hiç okumadım. Belki okuduktan sonra videosunu çekerim.
söylerim. Tamamen bu dediklerimi yalanlarım. Merak ettiğim için de aldım. Bayağı da kalın bir kitaba benziyor. Bundan sonra bir kitabı daha çıktı. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ama alta bir yere yazarım. Umarım ben kitap okumaya tekrar başlarım ve siz de okudukça bu videoların yorumlarını kanalda görürsünüz. Beni takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yazın. Hoşçakalın. İlk hangi kitap okuyayım? İnanın abonelerini toplamam lazım. O yüzden Witcher okuyacağım. Kafam damlar etti. Çarpınca böyle artistik hareket yaptım.